Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir kutular var. Ayakkabı kutuları var. Şurada da çocuk ürünleri var. Buraya toplam 350 dolar. Yani ortalama 345 ama 350 diyelim ödedik. Ama buradan açıkçası ümitliyim. Güzel bir depoya benziyor. Şimdi hep beraber güzel mi değil mi göreceğiz. Çayımız, kahvemiz hazırsak başlıyoruz. Şu arkadaşlar bana ayakkabılık gibi geldi. Umarım öyledir. O zaman bayağı bir ayakkabısı buradan çıkacak demektir. Zaten bunları düşünerek burayı aldık. Bir tane şöyle bir sandalyemiz var. Bar sandalyesi diyoruz bunlara. Takımsa birazdan göreceğiz. Bakın burada arkadaşın ödülleri var. Şöyle bir kutumuz var. Burada da biraz takılar var. Hemen şöyle bakalım. Bir şey yazıyor mu? Bir şey yazmıyor bunda. Şurada değerli bir takı gözükmüyor. Şuna da iyice bakalım. Bu da değerli değil. Şuna bakalım, bu değerli mi? Bu da değerli değil. Hemen magnetimizle bakabiliriz. Bakın şu magnete geliyor. Şu gelmiyor ama değerli olmadığı belli. Bakın bu da değerli değil. Şurada bir tane bileklik var. Bakın değerli değil. Şuna hemen bakalım. Bu da değerli değil. Mermaid, deniz kızı. Benim kızım da deniz kızını bu aralar çok seviyor. Burada bir şey yok. Şunları şöyle bir çıkartalım. Burada herhangi bir şey yok. Ürünü şu herhalde business card, okuldan aldığı bir ürün. Yabancı bozuk paralar var. Bakıyorum işte euro var mı diye ama euro falan yok. Değerli değil arkadaşlar. Bu da aldı diploması. Burası da bu kadar. Şunu kızıma götüreceğim. O çok seviyor deniz kızını. Bir diğer kutumuz. Burada genelde şahsi ürünler var gibi gözüküyor. Burada sadece kağıtlar var. Hemen altına geçelim. Dekor ürünleri. Şurasına hemen bir bakacağım. Değerli bir şey içerisinde yok. Çanta gördüğünüz gibi rutubetten çöp olmuş. Şurada sentler var. Şunlar alalım arkadaşlar. Paranın azı çoğu olmaz. Şurada bir tane sent. Çanta bildiğiniz çöp olmuş. Şu sentleri de
alalım. Şöyle ürünlerin içerisinde para olabiliyor bazen, o yüzden bakmak gerekiyor. Burada başka değerli bir şey maalesef yok. Bir diğer kutumuz. Burada da sadece kitaplar var. Şu albüme bir bakayım. Bakın bayağı bir saç kesip koymuşlar içerisine. Yaklaşık 10 tane vardır bu şekilde. Bayağı fotoğraflar var arkadaşlar. Şöyle mumluklar var. Biraz mutfak ürünleri var. Çok ama değerli ürünler değiller. Bir hanımefendinin deposu. Şu ana kadar daha beyefendiyi göremedik. Şunlara da bazen bakıyoruz. Genelde kartpostal gönderilen zarflarda para olma ihtimali daha yüksek. Çünkü hediye kartı ya da bu şekilde ürünler gönderiyorlar. Bir kablomuz var. İnternet ürünleri var. Burada başka değerli bir şey yok. Sıradaki kutumuz. Burada sadece kitaplar var. Şurada yine resimler. Kıyafetler var ama değerli ürünler değiller. Bir tane plaj sandalyemiz var. Bir tane plaj yatağı var. Şöyle Lago di Como diye bir 1986'dan bir resim arkadaşlar. Hemen şu arkadaşa geçelim. Boş kutular. Gerçi boyalar buralara dökülmüş. Şurada bayağı bir yine kitaplar var. Hanımefendi kitapları seviyor. Şeker var. Vallahi birazdan böcekler bir yerlerden çıkmaya başlar o zaman sanki. Bozuk paralar var. Bunları Allah bereket versin bit pazarında boşaltırken alırız. Burada başka bir şey yok. Bakın şöyle oltalar olan bir resim var. Umarım şu oltalar buradadır bunlar. 300-400 dolarlık makineler. Burada kıyafetler var. Çocuk kıyafetleri. En altta yine çocuk ürünleri. Şu bir battaniye. Kamp yatağı. Bu da yine çocuk ürünü. Masa gördüğünüz gibi çöpe gidecek. Bayağı bir kötü durumda. Bir tane bebek arabamız var. Ama durumu kötü. Şurada bir tane ayakkabı kutusu var. İlk önce şurayı bir iyice boşaltalım. Şu bisikletlik 5 dolar. Bakın gördüğünüz gibi rüzgarı kesmek için bir çadır. Tent. Gayet güzel bir çadırmış. Bunu da 40 dolara satarız. Bakın ölmüş bir arkadaş var. Şurada da var bir tane.
Burada kablolar var ama değerli değiller. Şunu bir alalım. Çantanın durumu kötü. Burada herhangi değerli bir şey yok. Bir tane takı kutumuz var. Boş arkadaşlar. Şurada bir iki tane takı var ama onlar değerli değiller. Bu da yine takı kutusu ama gördüğünüz gibi kırık. Burası boş. Şurada değerli bir şey var mı diyorum ama şu takı değerli değil. Burayı boşaltmışlar sanki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmamış. Şuradan bir bakalım. Burada da değerli bir şey maalesef yok. Sanki burayı bizden önce boşaltmışlar gibi geldi açıkçası. Burada da değerli bir şey yok. Zaten şurasını falan kırmışlar yani. Maalesef. Bakın şu görmüş olduğunuz gibi kutu buradan yırtılıp açılıp bakılmış. Bizden önce şuna şöyle bir gördüğünüz gibi açıp bakmışlar. Yoksa adam buradaki malına niye böyle bir bakıp gitsin ki yani, değil mi? Burada herhangi bir değerli bir şey yok. Bunlar arkadaşlar sadece kağıtlar. Şöyle bir koku ürünü var. Şu da mum herhalde. Bu da mumumuz. Şurada ne varmış? Burada kartlarımız var. Şurada resimler mevcut. Burada da fotoğraf makineleri. Bir de anahtarlık var. Başka da bir şey yok. Bir de bir dolarımız varmış. Allah bereket versin. Burada yine kağıtlar fazlalıkta. Ya orta yaşlı insanlarda genelde bu tarz birikintiler fazla oluyor açıkçası. Keşke böyle para biriktirselermiş de çok daha iyi olurmuş bizim için açıkçası. Şu neymiş? Bu da kum. Umarım kumdur. Burada da sadece yine kağıtlar var. Başka da bir şey yok. Bakın bu da şuradan açılmış gördüğünüz gibi. Maalesef bunu yapıyorlar. Bir tane kasamız var. Ve kasa açık. Böyle işte insan görünce arkadaşlar kötü oluyor. Bizden önce çünkü el atmışlar buralara. Burada da bir şey kalmamış maalesef. Bir tane koç çanta var. Çantanın durumu iyi. 20 dolara satarız. Şöyle bir çantamız var, değerli değil. Bu da artık bitmiş. Gerçekten kötü durumda.
Burada da bir şey kalmamış. Şurada gördüğünüz gibi deniz kabukları var. Bayağı biriktirmişler ama bunlar değerli değiller. Çantamızda ne varmış? Barbie. Bebekler. Burası yine böyle karışık bir kutu olmuş. Şöyle bakıyorum değerli bir şey var mıdır diye. Gözlerimden kaçan daha doğrusu, bir şey kalmış mıdır diye. Maalesef arkadaşlar burada değerli bir şey yok. Burada bir diğer kutumuz. Burada da kitap ve resimler var. Havlular ve banyo ürünleri var. Bir diğer kutumuz. Fotoğraflar var. Haplar var. Şurada ne var? Burada bikiniler. Şunları çıkartalım. Bunlar haplar. Burada da kıyafetler mevcut. 20 dolarlık bir kutu. Sıradaki kutumuz. Burada gördüğünüz gibi deniz ürünleri. Adidas bir çantamız var. Gözlük değerli değil. Çanta 5 dolar. Ayakkabıları çok marka ayakkabılar değiller. Zaten çöp olmuşlar. Gördüğünüz gibi rutubetten gitmişler. Şunların içerisine bakalım bir şey var mı? Burada da değerli bir şey yok. Alt tarafta da şahsi kağıtları var. Başka da değerli bir şey yok. Plaj arabası 20 dolar. Gördüğünüz gibi hep ıvır zıvır ürünler kalmış. Bunlar da değerli ürün değiller. Enteresan gerçekten. Şurada ne varmış? Bu da boş bir kutu. Şunda tıraş makinesinin parçaları. Bir mumumuz var. Şöyle bir ürün var. Şu cooler'ın fiyatı 5 dolar. Başka da burada değerli bir şey yok arkadaşlar. Bu da bayağı bir ağır bir kutu. Bu da muhtemelen kağıtlar sanırım. Burada hanımefendinin ayakkabıları var. Şöyle Puma terlik var. Şöyle Jordan terlik var. Bayağı bir terlik var burada maalesef. Ayakkabı fazla yok. Şurada neler var? Şöyle bir parfümümüz var. Değerli değil. Şu da boş bir ürün. Değerli değiller. Biraz bozuk paramız var. Şu da hanımefendinin arabasının kitapçığı. Başka da bir şey yok. Burası da yine kağıtların olduğu bir kutu. Bayağı da ağır zaten. Burada da başka değerli bir ürün yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çocuk ürünleri, ıvır zıvır ürünler. Burada sadece yine kağıtlar.
başka bir şey var mıdır diyorum ama maalesef kağıtlar. Burada hanımefendinin kıyafetleri var. Hatta bayağı bir bikini var. Sanki denize yakın bir yerde oturuyorlarmış. Bakın bir tane Prada yazıyor ama artık öyle bir soyulmuş ki cüzdan, çöp olmuş. Bir tane mikserimiz var. Burada başka bir şey yok arkadaşlar. Buradan 40 dolar yaparız. Şimdi herhalde hep kıyafetlere geldik. Artık burada hep kıyafetler. Şurada da çocuk ayakkabıları var. Kız çocuğu hep arkadaşlar. Çok öyle kaliteli ayakkabılar değiller. 40 dolarlık bir kutu daha. Burada herhalde çocuk ürünleri var. Çocuk ürünleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli bir şey yok. Hanımefendinin business kartları var. Geri kalanlarda ıvır zıvır ürünler. 10 dolarlık bir kutu. Şu dolu. Bunda ne varmış? Burada da yine fotoğraflar mevcut. Bir tane fosil saatimiz var. Başka burada değerli bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burada da sadece yine kağıtlar. Burada da sadece mektuplar. Bu da son kutumuz. Burada da yine böyle kağıtlar ağırlıkta. Başka da bir şey yok. Deponun hepsi bu kadar. Küçük gözüken depo bayağı bir doluydu. Yalnız şu takı kutularının hepsinin böyle boş olması, şu ön tarafının kırık olması hiç kulağa hoş açıkçası gelmedi. Sanki bunları boşaltmışlar ve gitmişler. Bazı kutuların da farkındaysanız bantları daha önceden açılmıştı. Sadece bantı açıp bakmışlar, tekrardan kapatmışlar. Yani deponun sahibi herhalde böyle bir şey yapmaz. Vallahi depomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.